böyle üst üste geldi bazı şeyler. Abi görüyor işte, insanlar görüyor, görülüyor yani. Yani şunu söyleyeyim. Zaten onun ağırlığını hissediyorum abi. Deminden beri öf öf oraya gidiyorum olmuyor, şuraya gidiyorum olmuyor. Şu klimanın karşısına geçtim birazcık rahatlayayım diye. Abi bak Tuğçe'nin kalbini ben niye buradan geri gönderttim Gözde'yle beraber? Ben ona sanat eseri olarak baktım. Bir takım şeyleri yaptım. Yaparken düşünceleri vardı. Abi, simge gibi bir şey oldu. Sembol gibi bir şey oldu. Yani düşüncelerimi orada carve ederekten, yani tamam, onu işleyerekten bir şey yaptım. Gelinler evine merdivenden indiğimde yani gözüm oraya kayıyor. Bak demin abi işte akıllı Tuğçe dans ediyor, gözüm bırak, oraya gerek kayıyor. Gerek yok ya. Yani zaten her köşede bir şekilde, her tarafta bir anımız var. Onu zaten görüyorum. Eşyaların burada olması, onun eşyalarının, benim eşyalarımın burada olması, tahtada isim yazılması. Abi yok sürekli burada, enerjisi burada abi. Acayip bir ağırlık verdi. Kendisi yok ama enerjisi hala burada. Abi yani kendimde o cesareti bulamıyorum ben ya. Sana abi ben senin için sileyim mi? Hayır abi, hayır. Onu, sana Adnan geçmişini sesi hatırlatacak her şeyi yerinde olsam eğer kaldırırım. Abi öyle. Çünkü bu simgeler diyeyim, burada olduğu sürece sen geçmişini unutamazsın. Ve yeni bir aşka yelken açamazsın. Arkasına, benim düşüncem bu. Arkana dönüp bakarsın devamlı. Abi arkana değil abi, bu ne biliyor musun? Artık ne ben onun hayatındayım, ne de o benim hayatımda. Artık iyilikler bile kalmadı hayatımızda. Abiciğim bak, tamam sana bunu güzel söylemiş zamanında ama yaşanmış her şey yıpratmış sizi. Sonucu bu. Hani bunu kabullenmek zorundasın. Kim derdi ya? Ya abi, gelsin bu birisi anlatsın bana. Abi sonunuz öyle böyle olacak, sonunuz böyle olacak diye anlatsın. Yani şu an Ayca'nın sesinin burada olmayacağını söylesin. Varlığını burada hissetmeyeceğini söylesin. Biz o kadar çok anını biriktirdik ki Kemal. Sonuna kadar haklısın abi. Sonuna kadar haklısın. Biz o kadar böyle hani dolu dolu yaşadınız abi. Ki yani sonumuzun böyle olacağını gerçekten tahmin bile edemezdim. Yani. Gerçekten tahmin edemezdim. Yani. Yani bir gün kim tahmin eder ki böyle bir şey? Ayca'm buraya hiç gelmeyecek ve ben burada yapayalnız kalacağım. Zaten o sana ne ve kurmuş olduğumuz bütün hayallerimizi, bütün anılarımızı ben buradan çıkartmak zorunda kalacağım. O düşüncenin içerisine girmek zorunda kalıyor. Şu an o kadar ağır geliyor ki böyle bahsediyor. Anlıyorum seni. Seni anlıyorum. Abi bak şunu da kabul et. Mutlu başlayan, güzel başlayan her şey mutlu bitecek, güzel bitecek diye bir şey yok. Hayırlısı buymuş, böyle bitmiş. Anlatabiliyor muyum? Burada senin daha kendine üstüne yük olarak yükleyeceğin başka şeyler var hayatta. Hayatını idame etmen gerekiyor. Gittiği günden beri biliyorsun Kemal, her gün şu merdivenden inecek, böyle bir etek giyecek. Ben de ona diyeceğim ki, bak yine etek giymişsin. Yavrum o etek ne diyeceğim, kızacağım. Sonra birbirimize sarılacak ve her şey geçecek falan diye böyle plan yapıyorum. Öyle düşünceler içerisinde. Senin şikayetlerin mi? Aynen. Ya, inanamıyorum Kemal yani ben tamam, ya, senin ya da biz ben neyse yani biz bunu hak edecek ne yaşadık ben bilmiyorum ne oldu biz niye bu hale geldik neden bu sorunların içerisine girdik bu sorunların içerisinden neden çıkamadık kafayı yiyeceğim ya. Abi sen bunu kendi kendini yıpratırsın bu soruların cevabını ararsan anladın mı bak. Hayatta daha değerli varlıklarımız var. Annemiz, babamız bunların acılarını yaşatmasın Allah bize. Anlatabiliyor muyum? Kemal ben bir değerlerimi insan biliyorum kardeşim. Bak değerlerimin farkındayım ama bu benim yaşamış olduğum bir duygu. Duygu? Evet sen bu duygu yönünde sen üstüne düşen her şeyi yaptın. Ve ben gerçekten sevdim ve güzel de sevdim. Güzel sevdiğime inanıyorum. Sahiplenici olduğuma inanıyorum. Onun yanından hiç ayrılmadım. Abi burada bu evde bunu inkar eden şey zaten olmasın, durmasın yani. Bunu herkes kabul ediyor. Senin açından. Ki bir kişi gelip dedi mi sana bunu Seda Hanım dahil, yapım dahil, kamera arkasındaki insanlar dahil. Gelip dedi mi ya Onur sen sahip çıkmadın, sen gitmedin, sen uğraşmadın dedi mi abi? Demedi, ben görmedim ya.
O biraz kafasını dinlesin ya. Ve geldiğimiz duruma bak. Kafayı yiyeceğim ya. Ne hayallerimiz vardı değil mi bizim seninle? Ha? Hiçbirimizi bırakmayacaktık. Sen de gitmeyecektin, ben de gitmeyecektim. Ama gittin, yoksun artık. Ve ben buradaki bütün anılarımızla yüz yüze kaldım. Her yere baktığımda seni görüyorum. Dedim kendime. Yalan dedi kalbim, dinlemem asla seni. Sevmiyorum sensiz beni. Aşklarımdan hiç utanmadım ki. Yalan dedi kalbim, dinlemem asla seni. Sevmiyorum onsuz beni. Aşklarımdan hiç utanmadım ki. Ben aşkı böyle yaşıyorsam, ne yani çok seviyorsam, benim sevmekten anladığım buysa ne yapmalıyım söyle. Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç konuşamadıysam ben? Aşkı böyle yaşıyorsam, ne yani çok seviyorsam, benim sevmekten anladığım buysa ne yapmalıyım söyle? Hata yine mi bende? Hiç konuşamadıysam. Gerçekten dayanamıyorum. Seni çok sevdim bacım. Seni hiç çıkarsız, karşılıksız sevdim. Hiçbir şey istemedim. Sadece beni sev istedim. Ama bir dalgaya yakalandık. Öyle bir dalgaya yakalandık ki dalga bizi savurdu, savurdu, savurdu. Ve kaybolduk. Öyle bir kaybolduk ki artık birbirimizi bulamıyoruz bile. Ve deniz ne zaman durulur? Bir daha ne zaman kendimize geliriz ve kendimizi ne zaman buluruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim nereye baksam sen sevmiyorum onsuz beni. Aşklarımdan hiç utanmadım ki. Ben aşkı böyle yaşıyorsam, çok seviyorsam, benim sevmekten anladığım buysa ne yapmalıyım söyle. Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç konuşamadıysam ben? Aşkı böyle yaşıyorsam, ne yani çok seviyorsam, benim sevmekten anladım buysa ne yapmalıyım söyle. Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç konuşamadıysam ben? Aşkı böyle yaşıyorsam, ne yani çok seviyorsam, benim sevmekten anladım buysa kalben huzursuz, evet. Yine kendi açısından değil, bir olarak düşünüyor. Yine Aycan olarak, Aycan Onur olarak düşünüyor.
Ama baksana abi, haberi burada kendi dün alıyor. Dün kritikte aldığı haber ne kadar kötü bir şey. Daha komiği ne biliyor musun? Şimdi hani biz bir sosyal medyada canlı yayın yapıyoruz ya. Hı hı. Aynen. Oradayken boş adını söyleme. Bir canlı yayın yapıyoruz ya biz sosyal medyada. Onur abi orada dedi ki, psikoloğuyla görüştüm dedi. Kendisi dedi işte birkaç gün konuşmayacaksın falan filan. Canlı yayını izlemiş psikoloğu. Demiş ki, ben psikolog değilim, yaşam koçuyum. Şaka yapıyorsun. Aycan'ın psikolojik tedavi gördüğünü söylediler bize. Yaşam koçu başka bir şeydir abi. Anladın mı? Ben de bunu duydum, wow dedim. Yaşam koçu. Yeni bir hayat mı hazırlıyor Aycan'a? Psikolojik tedavi görüyor dediler abi. Psikolojik rahatsızlıkla yaşam koçunun arasındaki fark. Yaşam koçu nedir biliyor musun? Sana bir hayat hazırlar. Seni motive eder. Anlatabiliyor muyum? Yani yeni bir şeye hazırlar. Fiziken ve beden. Ya, tabii. Spor. Anladın mı? Sporla alakalı. Budur. Ben iyi görmüyorum ha onları. Bir toplasa gücünü var ya, yapacak. Derin bir nefes alması gerekiyor. Gidiyorum ben. Git. Git. İçin rahat olsun abi. Geri adım atacağın hiçbir durum yok. Git. Gelene kadar da yapacağın şeyler için hiçbir şey düşünme. Gelene kadar hiçbir şey yapmaması lazım. Gidip düşündüğünü yapıp geri dönmesi lazım. Dedik şimdi. Hani kızmasak böyle şeyler olmayacak. Ne? Bayağı uğraşmış. 100 defa falan seni seviyorum yazdım. Hiçbir şey.
Biz artık yaşlandık, psikolojimiz bozuldu. Biraz hava almamız gerekiyor. En son sahile gittiğimizde kavgalıydık. Şimdi çok mutluyuz. Allah aşkına, parantez içerisinde bak Allah'ın adını verdim. Bir hava alıp gelelim. Söz fazla uzağa gitmeyeceğiz. Dışarıda bir arkadaşa bakıp geleceğiz. Belki bekarlar bizden çekiniyorlardır. Onlara önce olmamız gerekiyor. Yasemin abla, kurban olayım. Ne olur... Ne? Ne yazmışım? Kurban olayım. Ne olur ki bizi dışarı çıkar. Ne istersen yaparım. Söz dönerken sana kahve alacağım. Yoksa vallahi billahi additçilere söylerim, üzerine salarım seni. Hashtag addit dışarı. Tamam. Şimdi Adnan, açıklayıcı olmuş bence. Adnan, her şey on numarada. Ben bir yere takıldım burada. Güzel kardeşim. Ne abi? Yaşlandık diye yazmışsın ya. Abi. Oğlum siz böyle derseniz ben ne yapayım? Hayır, bir dakika, Adnan'ın bir lafı vardı bu ev için. Burada bir gün bir ay gibi geçiyor. Yapım uzun zamandan beri bizi dışarı çıkarmıyor. Korkularını anlayabiliyorum. Evde ilişki kalmadı. Bizim de kaçacağımızı düşünüyorlar. Fakat yemin ediyorum kaçmayacağız. Bak Allah canımı alsın. Ah, şuradan şuraya gidip hemen bir hava alıp geleceğiz Didem'le. Gözünüzü seveyim, bize bir müsaade edin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşleri...